Değerli izleyenler, konuya dair aslında resmi ağızlardan da bir açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik seçim tarihinin erkene çekileceğini söyledi. Bir diğer önemli açıklaması ise EYT konusunda geldi. Şubat sonu bilemediniz Mart ayının içerisinde EYT meclise gelecek, o düzenleme yapılacak dedi. Aynı zamanda da son olarak Babacan'ın çıkış yaptığı bir mesele var, biliyorsunuz ki İHA'lar ve SİHA'lar meselesi. O konuya dair de sert tepki gösterdi. Biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme, yani erken seçim anlamına gelmeyecek. Merak edilen soruya bu yanıtı verdim. 18 Haziran Pazar günü yapılması planlanan seçimin daha erken bir tarihe çekileceğini söyledi. Birkaç tane tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Genel merkezdeki zirveye ilişkin parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Seçim tarihinin yanı sıra emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme de gündemdeydi. Meclisin kendi çalışma takvimi içerisinde en hızlı bir şekilde sonuç alınacak. Muhalefetin çalışma kasıtlı olarak geciktiriliyor eleştirilerine yanıt verdi, Şubat ayını işaret etti. Herkes müsterih olsun, hiçbir aksam olmadan, hiçbir gecikme olmadan, öyle yok işte seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Şubat, en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır. İsveç'teki çirkin eylem de gündemindeydi Çelik'in. İfade hürriyeti olarak kabul edilemez. Bu şahısların tutuklanması, yargı önüne çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi. İsveç'in bunun gereğini yerine getirmesi gerekir. Stockholm yönetiminin PKK yandaşlarına yönelik tavrını eleştirdi. Söz konusu eyleme katılanların serbest bırakılmasına ateş püskürdü. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu savcının açıklamasından şu çıkıyor: İsveç'te isteyen terör grubu istediği eylemi yapabilir ve İsveç bu terör yandaşlarının propaganda merkezi olarak kendisini konumlandırır. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin milli savunmasındaki en önemli kabiliyetleri masa tarafından hedef alınıyor. Bu şirket şöyle iyi, böyle iyi, şöyle iyi şeyler yapıyor ama kaynaklar sadece ona aktarılıyor. Halbuki bakıyorsunuz böyle bir tekelcilik söz konusu değil. Tam tersine başka bir durum söz konusu. Faydalanabilecekleri, herkes için geçerli olan birçok kalemden, birçok teşvikten faydalanmamışlar. Yani öyle bir tekelcilik ya da firmaya özel bir iltimas gibisinden bir yaklaşım yok. Değerli izleyenler, şimdi Ankara'ya önemli bir bağlantı yapacağız. EYT'lilerden bahsettik. Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Şubat sonu Mart başı mecliste dedi. Ama halihazırda mecliste olan, yine yüz binleri ilgilendiren biliyorsunuz kadroluya geçiş meselesi var, sözleşmelilerin. Onun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Ankara'ya dönüyoruz. Betül Aras karşımızda, detayları dinleyeceğiz. Betül. Evet Gizem, senin de söylediğin gibi yüzlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi dün Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecekler. 458 binden fazla kişiden bahsediyoruz. Biraz önce de dediğimiz gibi kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'ndan dün kabul edildi. Sırada genel kurul aşaması var. Genel kurulda bugün saat 15'te görüşmelerine başlanacak konuyla ilgili. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapabilecekler. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Kadroya geçişlerde talebe bağlı olacaklar. Teklife göre sözleşmeli personel görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi pek çok haktan yararlanabilecekler. Bir hatırlatma yapalım. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip, vekil ebe ve hemşireler düzenleme kapsamına alınmıştı. Daha önce bunun açıklaması yapılmıştı. Bu arada bir hatırlatma daha yapacak olursak eğer, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. 50-50 araştırma görevlilerinin kapsam dışı bırakıldığını söylemişti. Bu noktada da YÖK çalışmaların başlatacağını, YÖK tarafından çalışmaların başlatılacağı duyurulmuştu. Biraz önce de dediğimiz gibi sözleşmelilere kadro ile ilgili hazırlanan kanun teklifi dün Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sırada genel kurul aşaması var. Genel kurul görüşmeleri de bugün saat 15'te başlayacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.